Herkese merhabalar. TYT Tekrar programına başladık. Bu programda tüm TYT konularını tekrar edeceğimiz sorular hazırladık. Bu soruları konuyu da anlatarak çözeceğim. PDF'lerimizi de önceden indirebilirsiniz. Ön izlemedeki videolarımızın PDF'lerini önceden indirir ve onları çözün. Sonra da bir bakalım, bakın bakalım çözdüğünüz sorular doğru mu? Onu da söylemiş olayım. Ön izlemindeki videoların PDF'lerini mutlaka önceden indirin. Şimdi biz TYT Full Tekrar 1'deyiz. Fizik için konuşuyorum. 2'yi de TYT Full Tekrar 2'yi de ayın 29'unda ve saat 17'de izleyebilirsiniz. Dediğim gibi 29'unda 17'den önce ön izlemedeki videomuzun PDF'ini indirin ve soruları çözün. Şimdi bakalım neler var sorularımız içerisinde. İlk sorumuz fizik bilimine giriş ile ilgili. Bu olaylar düşünüldüğünde aşağıdaki fiziğin alt dallarından hangisine ulaşılamaz sorusu. Yani fiziğin alt dalları sorusu. Burada öncüllerimize baktığımızda öncüllerimizdeki ne yazdığını, öncüllerimizdeki olayları okuyacağız. Ve aşağıdaki şıklarımızla kıyaslama yapacağız, eşleştirme yapacağız. Hangisinin dışarıda kaldığını bulacağız. Baktığımız zaman birincisinde ışık kaynağının bir noktadaki aydınlatma şiddetinin ölçümünü soruyor. Işık kaynağı ile ilgili, aydınlanma şiddeti ile ilgili olanlar neydi? Optik konusuydu. Neden? Işık ile ilgiliydi. Işık ile ilgili olanlar optik konusunu, optik alt dalını içeriyor. Bu yüzden de optiğimiz var. Şu anda optiğimizle ilgili eşleştirmeyi yapmış olduk. O bizim cevabımız değil. Radar cihazı ile araçların sürat ölçümü. Şimdi bu önemli bir öncül. Bu aslında dikkat edilmesi gereken bir öncül. Burada birincisi sürat ölçümünün yapılması, yani sürat ölçümü sırasında sürat direkt olarak ölçülmüyor aslında. Burada bağıl bir ölçümde söz konusu. Burada ne yapıyorlar? Şöyle bildiğim formülden yol çıkayım. X eşittir VT formülünde aslında yerine koyuyoruz. Bu yüzden de birkaç şeyi ölçüp mekanikte bulduğumuz formülde yerine koymamız gerekiyor. Bu yüzden aslında sürat ölçümü sırasında mekanik de kullanılıyor. Ama şurada dikkat edin. Radar cihazı dediği için radar cihazları elektromanyetik dalgalar ile çalışırlar. Daha genel bir, hani daha böyle spesifik bir bilgiden bahsedeceğim şimdi. Genel olmayan bir bilgiden. Radar cihazında elektromanyetik dalgaların Doppler kaymasından bahsedilir. Tamam mı? Doppler kayması. Bu hareketli cisimler ile ilgili bir durumdur. Bu yüzden de cihazlarda elektromanyetik dalga yayınlanır ve onun ilerideki aracın hızlanma ve yavaşlama durumuna göre elektromanyetik dalgalar arasındaki Doppler kayması ile sürat ölçümü yapılır. Bu yüzden elektromanyetik dalgalar da elektromanyetizma içerisine yer aldığı için, bunların genel özellikleri elektromanyetizma içinde yer aldığı için biz eşleştirmede bunu da var sayıyoruz. Şimdi üçüncü öncülümüze geçelim. Radyoaktif bir element olan uranyumun bozulması sırasında ortaya çıkan alfa beta ışımalarının tespiti. Şimdi bu tespit direkt nükleer fizik ile yapılır. Çünkü radyoaktivite nükleer fiziğin bir konusudur. Görüyorum 1-2-3 öncülümde hiç termodinamik ile bilgi verilmemiş. Bu yüzden de cevabım termodinamik. Burada dikkat edeceğiniz bir husus, herhangi bir konuda mesela şurada olduğu gibi herhangi bir konuda verilen bir örnek sadece bir fizik alt dalına eşleşmeyebilir. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi devam edelim. Bu sorumuzda KLM niceliklerin SI'deki birimlerinin tabloda verildiğini söylüyor. Niceliklerimiz KLM olarak adlandırılmış. Birimleri ise aslında bildiğimiz temel büyüklük birimlerinden oluşuyor. Fakat çarpıldığı halinin birimini bilmiyoruz. Mesela kilogram çarpı metre bölü saniye. Aslında ikinci sınav konusu olan momentum birimini temsil ediyor. Fakat bu soruyu çözmemiz için bizim KLM'nin neyi temsil ettiğini bilmemize gerek yok. Çünkü soru şu şekilde. Buna göre 3 işlem var. 3 işlemden hangileri sonucunda fizikteki temel büyüklüklerden biri elde edilir? Burada unutmamamız gereken, birimlerin de tıpkı sayılar gibi bölünebileceği, bunları da tıpkı sayılar gibi bölebiliriz ya da çarpabiliriz. Bunların sonunda da farklı büyüklükler elde edebiliyoruz. Yani bu konu aslında hem birinci sınavda hem de ikinci sınavda işinize yarayacak bir soru. Şimdi bir tekrar edelim. L bölü K'dan bahsediyor. İşlem L bölü K. Buna göre birimlerde önce L'nin birimi, sonra da K'nın birimini yazmak gerekiyor. L'nin birimini yazıyorum. L'de
dediğimiz niceliğin birimi kilogram çarpı metre olarak tanımlanmış. Sonra ikinci büyüklük olan L'yi bölü olarak yazacağım. Kilogram, genel büyüklüğümü yazıyorum. Kilogram çarpı metre bölü saniye. Şimdi burada biliyoruz ki birinci aynen yazılır, ikinci ise ters çevrilip çarpılır. O zaman saniye bölü kilogram çarpı metreyi yazdığımızda buradan saniye birimini elde ediyorum. Saniye zamanın birimidir ve zaman temel bir büyüklüktür. Ve şimdi K bölü M'ye geçiyorum. Şimdi temel büyüklüğü bulduk mu? Bulduk. O zaman bunu okeyimizi yazdık. Şimdi ikinci işlemimize geçiyoruz. K bölü M. K'yı aynen yazacağım. Sonra M'yi ters çevirip çarpacağım. M'ye dikkat ederseniz M'nin niceliği metre bölü saniye, yani hız büyüklüğünün birimidir. Şimdi ilkini yazıyorum. Kilogram çarpı metre bölü saniye. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Metre bölü saniye ise saniye bölü metre olacaktır. Burada metreler ve saniyeler tıpkı sayılarda olduğu gibi birbirlerini götürür ve kilogram birimi kalır ki biz bunun kütle birimi olduğunu biliyoruz. Şimdi üçüncü öncülümüze geçelim. L bölü M, yani kilogram çarpı metre bölü metre bölü saniye. İkinciyi ters çevirip çarpayım, hemen vakit kaybetmeyeyim. Burada kilogram çarpı saniye çıktı. İki temel büyüklüğün çarpımı bir türetilmiş büyüklüğü verir. Zaten kilogram bölü saniyenin ben temel büyüklüklerden biri olmadığını bildiğime göre üçüncü öncülüm yanlış. Cevabım 1 ve 2, yani D seçeneği olacak. Hazır bu soruyu çözmüşken fizikteki temel büyüklükleri bir tanımlayalım. Kısa muz ile tanımlıyorduk bunları. Kısa muz. Bunlar nelerdi? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, sonra akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra zaten karşımıza çıkan büyüklüklerde zaman ve kütleyi gördüğümüzde bunların temel büyüklük olduğunu biliyoruz ve sorumuzu çözebiliyoruz. Şimdi madde miktarı, madde ile ilgili bir sorumuza geçtik. Madde sorusuna, yani kütle ve öz kütle ile ilgili bir soru. Şimdi burada sıvılarımız var. 3 kabımız ve sıvılarımız var. Taban alanları eşit olan kaplar eşit yükseklikte KLM sıvıları ile doldurulmuştur. Kaplardaki sıvıların kütleleri birbirine eşittir. Buna göre şekil 2'de verilen kütle hacim grafikleri ile KLM sıvılarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi bu soruya baktığınızda diğer sorularda olmayan bir şey görüyoruz. Diğer sorularda neler vardı? Bir kere bir tanım yapılıyordu ve 3 tane nicelik ölçüm vardı. Ya da burada buradaki ölçümlerin, değil mi? Sonra işlemi vardı. Şimdi buralara baktığımızda bu tip sorularda kaç tane bilgi istiyor sizden? Buna göre sorunun zorluğu belirlenir. Mesela burada soru metremizde buradaki sorunun 3 olduğunu görürüz. Neden? 3 tane bilgimiz var ve bunların eşleştirilmesi isteniyor. Fakat şuraya geldiğimizde burada bu tip sorularda her bir öncülde farklı bir işlem yapıyoruz ve burada sonunda bir yorum yapıyoruz. Yorumlu sorular kafamızı karıştırabilir olduğundan soru zorluğunu arttırır. Bu yüzden soru metremizde 4 numaralı zorluğa eriştiğini görüyoruz bu sorunun. Çünkü her birini ayrı ayrı inceliyoruz ve sonuçta yorum yapıp bir sonuca ulaşıyoruz. Şimdi bu soruda grafik var. Burada grafiğin de yorumunu yapmamız gerekiyor. 3 tane KLM sıvımız var. Bunların hepsinin kendi içlerinde kütle hacim ile ilgili, yani öz kütle ile ilgili yorumunu yapacağız. Sonra grafikle birlikte eşleştirme yapacağız. Bu nedenle de bu soru metremizde bu 4 puana erişiyor. Şimdi taban alanları eşit olan kaplar verildiğinde, yani bunların hepsinin taban alanları eşitmiş, eşit yükseklikte, şuradaki yüksekliklerin eşit olduğunu görüyoruz. KLM sıvıları ile dolduruluyorlar. Kaplardaki sıvıların kütleleri birbirine eşittir. Çıkan sorularda unutmayın, başta tanım yapılır. Ortada bilgi verilir. Bilgi. Bu bilgi genellikle ikinci buna göreden sonra da verilebilir. Yani şunun içinde de bilgi olabilir.
Tamam. Ama genellikle ilk satırımız, ilk cümlemiz bizim tanım ile ilgili bir cümlemiz olacak. Yani siz burada soruyu çözerken şuna bakacaksınız. Burada tanım var ya, burada tanım olurken sorunun şekline bakın. Eşleştirme yapın. Ha, taban alanına eşit olan kaplar. Bu kaplar hangileri? Bunlar. Taban alanları eşit. Eşit yükseklikte. Tamam, bak yükseklikte de eşit diyor. KLM sıvıları diyor. KLM. Evet, üçü de burada var diyeceksiniz ve soruda artık ondan sonrasını çözeceksiniz. Şimdi sıvıların kütlelerinin birbirlerine eşit olduğu bilgisi benim için önemli bir bilgi. Neden? Buradaki bilgiyle soruyu çözeceğim. Yani bu muhtemelen sorunun can alıcı noktasıdır. Can alıcı nokta, dikkat edilecek noktasıdır. Buraya ünlemimizi koyalım. Buraya dikkat edeceğiz. Bu benim sorumu çözmem için gerekli. Buna göre diyor, şekil 2'de verilen kütle hacim grafikleri, burada bakın 1, 2, 3 tane kütle hacim grafiği var. KLM sıvıların doğru eşleştirilmesi aranıyor. Şimdi ben soruyu okuduğum zaman şurada can alıcı noktaya bir daha bakacağım. Sıvıların kütleleri birbirlerine eşittir. Baktığım zaman kütleleri eşit ama kaplarda hacimlerin birbirlerine eşit olmadığını görüyorum. Buralar, hemen şöyle gösterelim iki tane kalemle. Şimdi burada taban alanı eşit olan kaptan bahsediyoruz. Şu kabıma baktığımda şöyle bir kabın eğiminin azaldığını görüyorum. Doğal olarak da buradaki hacim K'den az olacaktır. Ama buraya baktığımda, şimdi gene K'ya bakayım. K'nın hacmini taban belirleyeyim, referans belirleyeyim. M'ye baktığımda şu kolları azıcık açarsak M'nin hacmini görüyoruz. M'nin hacminin daha büyük olduğunu görüyoruz. O zaman bunun hacmi de K'den fazladır. Şimdi bu soruda hacim direkt verilmemiş, sizin yorum yapmanızı istemiş. Devam edelim. Hacimleri bulduğumuza göre, şimdi bana kütle hacim grafiği sorulduğuna göre aslında öz kütlesi nedir diyor. Çünkü burada kütle hacim neyi veriyor? Kütle bölü hacim öz kütleyi veriyordu. M bölü V öz kütleyi verir. Şimdi burada kütlelerin eşit olduğunu biliyorum. O zaman hacmi büyük olanın öz kütlesi küçük olacaktır. Öz kütlesi küçük olduğuna göre de o zaman ne olacaktır? Kütle hacim grafiğinde eğimi daha az bir grafik eşleşecektir bu sıvıyla. Şimdi baktığımda o zaman sırf bu bilgiyle hemen şunu söyleyebiliriz. L'nin hacmi büyük, L'nin hacmi küçük olduğuna göre L'nin öz kütlesi diğerlerinden daha büyüktür. Hacmi büyük olan M'nin de öz kütlesi diğerlerinden daha küçüktür. Ben burada aynı sırayla yazdığımda L'nin, K'nın ve M'nin kütle hacim grafiklerini eşleştirebiliyorum. Sorumun cevabı da 1L, 2K, 3M oluyor ve cevabım Ceyhan seçeneği oluyor. Hemen buna erişiyorum. Doğal olarak burada dikkat ederseniz, yani burada hacmi bulduk. Burada öz kütleden, öz kütle kütle, yani öz kütle için kütle hacim grafiğini kullandık. Formülü de biliyorduk. Ve yorumumuzu yaptığımız için soru metrede 4 zorluğunda olduğunu görüyoruz. Şimdi yukarıdakilerin hangileri sıvılarda kılcallık olayına örnek olarak verilebilir sorusu. Kılcallıktan bahsediyorsak biz burada şu soru için daha uzun, çünkü bu soruda kılcallıktan bahsediyor. Bu kılcallığın daha farklı örneklerini de görmek istiyorsanız dayanıklılık, adezyon, kohezyon videomuzu izleyebilirsiniz. Burada daha uzun bu konuyla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Şimdi burada mavi mürekkepli suya daldırılan beyaz güllerin bir süre sonra mavi renkli olması dendiğinde aklımıza şu örnek gelecek. Ağaçlar ya da bitkiler kökten yapraklara suyu kılcallık etkisiyle taşır. Neden? Burada ince borular vardır. Çok ince borular. Şimdi kök aşağıda, yaprak yukarıda. Yer çekimine karşı, suyun yer çekimine karşı bir şekilde ilerlemesini istiyorsun. Yukarı doğru ilerlemesini istiyorsun. Bunu yapabilecek olan kuvvet kohezyondur. Bu etki kohezyon etki, pardon, kılcallık etkisidir. Bu etki kılcallık etkisi. Kılcallık etkisi senin ince borulardan sıvılarının ilerlemesini sağlayan bir etkidir. Bu yüzden de mavi mürekkepli suya daldırılan beyaz güller ne yapacaktır? Kökler mavi mürekkebi alacak ve yapraklara taşıyacaktır. Beyaz gül yapraklarına taşıyacak ve onu mavi renge çevirecektir. Bu aslında sevgililer günde falan da görürsünüz. Sıklıkla yapılan bir hile. Mavi güller satılır dışarıda. Aslında onlar bu şekilde yapılıyor.
su yüzeyine yatay olarak yavaşça bırakılan madeni paranın su üzerinde kalması. İkinci öncülümüz bu. Şimdi ben bir bardak su aldığımda madeni parayı dikey olarak koyduğumda içine gömülecektir. Çünkü madeni paranın yoğunluğu su yoğunluğundan büyüktür. Fakat ben onu yatay olarak koyarsam, toplu iğne de aynı şekilde yavaşça bırakırsam, hatta bunu hileli olarak şeylerde yapıyorlar, sihirbazlar yaparlar. Bir peçete alırlar, peçetenin üzerine bir toplu iğne koyarlar ve onu yavaşça suyun içine bırakırlar, sonra peçeteyi çekerler. Bu durumda toplu iğnenin suyun yüzeyinde kaldığını görürsünüz. Bu aslında fiziğin basit bir şeyidir, güncel hayattaki örneğidir. Peki bu hangi güncel hayattaki örnek? Burada aslında yüzey geriliminden bahsediyordur. Yüzey gerilimi. Neden yüzey gerilimi? Çünkü şuradaki yüzey gerilimi olduğu için yüzey sanki bir çarşaf görevini görür ve madeni parayı koyduğunuzda yüzeyi hafifçe büktüğünü görürsünüz ya da toplu iğne de gene yüzeyi hafifçe büktüğünü görürsünüz. Bu yüzey gerilimi etkisidir. Bez üzerine damlatılan sıvı boyanın bez içine dağılması aslında şundan ileri gelir. Bez parçasını düşünün. Sürekli ipler vardır burada ve iplerin araları boşluktur. İplerin kesiştiği noktalar değil mi? Birbirleriyle araları boşluk olacak şekilde şey oldu. Çok yakın bakarsanız o ufak boşlukları görebilirsiniz. Fakat biz dışarıdan bunu göremiyoruz. Boşlukları göremiyoruz. Su fark ediyor ama bunu. Su diyor ki beni buraya damlatırsan ya da işte sıvı boya. Beni buraya damlatırsan diyor ben buradaki boşluğu görüyorum. Buradan devam edebilirim yoluma diyor. Ve böylece bezin üzerinde leke oluşuyor. İşte bu leke gene ince kılcal boşlukta sıvının ilerlemesi olduğundan kılcallık etkisidir. Kılcallık etkisidir. Şu da kılcallık etkisiydi. Hemen soruları okurken tikinizi atın. Birine tik atmıştım. İkincisine de atayım. Ve sorumun doğru cevabının 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi hareket ile ilgili bir sorudayız. Harekette baktığımız zaman şöyle bir şey söyleyelim. Harekette burada O merkezi 12 metre yarı çaplı dairesel pistin. Şimdi konuyu okuyoruz. Tanım yapıyor. A noktasından, bak O merkezi dedi, 12 metre dedi, tamam okey. A noktasından ok yönde sabit süratle harekete başlayan, sabit süratle araç önce B noktasına buraya geldi, sonra C noktasına geldi. Tamam, sorumu okudum. Şimdi bana bilgi verecek. Araç A'dan B'ye, yani buradan buraya bir çap kadar, değil mi? Şurası çap, bir çapı görecek yay kadar yol aldı. Yani yarım yaydır bu. Yarım dairedir. Bir tam daire bu. Yarım daire yol aldı. Araç A'dan B'ye 4 saniyeye geldiğine göre, burası 4 saniyeymiş. Diyor ki A'dan C'ye gelene kadar olan hareketi için. Şimdi bak burada hemen bu soruyu okuduğumuzda şunu görebiliyor muyuz? Aslında bu çember 4 taneye ayrılabiliyor. 1, 2, 3 ve 4. Araç bunun sadece 3 tanesini aldı. Bana 1-2 tane yayı 4 saniyede aldığımı söylediğine göre, aslında sabit süratle olduğuna göre, her bir yayı 2 saniyede almış. Demek ki B'den C'ye de 2 saniyede gelecek. O zaman hiçbir işlem yapmadan ben şunu biliyorum. A'dan C'ye gelene kadar geçen sürem 6 saniyedir. 2, 4, 6. Ve devam edelim. Bu hareket için, şimdi bu çemberi gördüğünüzde bir kere yer değişimiyle ilgili bir şey soracağını tahmin edebilirsiniz. Sürat, hız, bunlarla ilgili bir şeyler soracaktır. Çünkü daire bunların temel aldığı soruların aslında şeklidir. Direkt bunu sorar ve çocuğun, öğrencinin bu konuyla ilgili bilgisini ölçer. Ortalama sürat 9 metre bölü saniyedir. Şimdi ortalama sürat alınan yol bölü zaman ile bulunuyor. Sürat. Burada da ortalama demesinin sebebi bir uzun yol olmaması. Böyle bir hani daire çiziyor. Doğal olarak ortalama diyecek. Sürat yol bölü zaman dediğimizde yolumuz nedir? Şurasıdır. Şimdi burası nasıl bir şey? Ben tam bir yay olsaydı onun 2 pi r olacağını söyleyebilecektim. Ama A'dan C'ye olduğuna göre bu dairenin 4'te 3'üdür. 3 bölü 4 benim yolumdur. Bölü zaman dediği için 6'ya bölmek zorundayım. Şimdi pi'yi de 3 vermiş. O zaman şununla 3 kere 2 6 bunlar giderse eğer, şu da şununla giderse cevap 9 olacaktır. Birimlerim zaten metre ve saniye, 9 metre bölü saniye olduğunu gördüm.
Ortalama hız. Şimdi ortalama hız durumu şudur. Ortalama hız için ilk ve son konum alınır. İlk, son ve yer değiştirmeye bakılır. İlk konumdan son konuma doğru olan yer değiştirme burasıdır. Sen ortalama hız için şuradan şuraya gideceksin. Burası nedir? Şurası 12 metre biliyorum. Burası da 12 metre olduğuna göre, çünkü orası da bir yarıçap. O zaman şurası hipotenüsten 12 kök 2 bulunacaktır. Nasıl bulduk bunu? Bir daha yapalım. Delta x'i birlikte bulalım. Delta x eşittir. Birinci üçgen için söylüyorum. İki tane uzunluğun karesinin karekökü'dür. 12 kök 2 çıkar. Peki ben bunu neye böleceğim? Zamana, yani 6 saniyeye böleceğim. Nasıl bir sonuca erişeceğim? 2 kök 2'ye erişeceğim. Metre bölü saniye. Peki ne yaptık? Yer değiştirmeyi. Bu sefer yer değiştirmeyi zamana böldük. O zaman ikinci seçeneğimiz de doğrudur. Şimdi yer değiştirme büyüklüğü demiş. Yer değiştirme büyüklüğü 56 metre olmaz. Az önce bulduk değil mi? Delta x neydi? 2 kök 2. 12 kök 2. Şurası. 12 kök 2 metreydi. Ve bunun yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımızın da 1 ve 2 olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi burada unutmamanız gereken bir şey var. 2-3 yıldır genellikle ÖSYM sürat hız soruyor. Yani süratle hız arasındaki ilişkiden, farklardan soruyor. Ne demek bu? Vektörel skaler özelliklerini soruyor. O yüzden bir tekrarlayalım. Hız vektörel bir büyüklüktür. Vektörel ve sürat skaler bir büyüklüktür. Ne demekti bu? Hız yönlüdür. Yön hız için önemlidir. Sürat için ise yönsüz olduğunu söyleyebiliriz. Ve sürat skalerdir. Yönsüz olduğu için de skalerdir. Bunu da S ve S'den aklınıza gelebilir. Süratin skaler olması. Bu da köşe taşı gibi kalsın. Ve biz burada sorumuzu çözmüş olduk. Şimdi bu soruda 3 tane bilgimiz vardı, hesap yaptık. Doğal olarak soru metremizde 4 zorluğunu görüyoruz. Şimdi daha basit bir soruya geçelim. Hareket için daha basit bir soru. Bu sefer de sayı doğrusuyla verilmiş bir soru. Şekilde verilen sayı doğrusu üzerindeki L noktasından harekete başlayan. Şimdi bak, bilgi veriyor bana. L'den harekete başlıyorsun diyor. N'ye kadar giderek, buraya kadar gittim. Sonra hiç durmadan geri dönüp O'ya varıyorum. Sonra buraya geldim. Aracın sürati yol boyunca sabit olduğuna göre. Şimdi bak, mesela burada aracın hızı bana sabittir aslında diyemezdi. Çünkü hız yönlüdür. Hız mesela burada L'den N'ye doğru artı yönlüydü. N'den O'ya doğru eksi yönlü olacaktı. Bana hızının sabit olduğunu söyleyemez. O yüzden süratinin sabit olduğunu söylüyor. Hızının da büyüklüğünün sabit olduğunu söyleyebilirdi. Tamam, hız büyüklüğü, çünkü orada büyüklük diyorsun ya, onun sadece büyüklüğünü alıyorsun. Yönlü bir şeyden bahsetmiyorsun o zaman. Hızın büyüklüğü. İşte 30 metre bölü saniye gibi. Aracın sürati yol boyunca sabit olduğuna göre hareketin konum zaman grafiği hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım grafiklere. Grafiklere baktığımızda ilk başlayacağımız ilk konumumuzun eksi 10, son konumumuzun ise 0 olduğunu bileceğiz. Eksi 10 ilk konum, 0 son konum olabilir. Bak, direkt eleme işlemi. Eksi 10 ilk konum, 0 son konum olabilir. Eksi 10 ilk konum değil mi? Burada eksi 10 şöyle, şuralar kesikli oluyor. O zaman burada eksi 10 ilk konumu, hayır, ilk konum sıfırdan başlamış, şu şekilde devam etmiş. O zaman bu olamaz. Şimdi şurada ise gene sıfırdan çizildiğini görüyorum. Bu da olamaz. Burada da eksi 10 var ama burada da ne var? artı 20'den bahsediyor. Zaten bu da olamaz. Ben iki grafik arasında kaldım şimdi. İki grafik arasında kaldığıma göre devam edeyim. Diyor ki, şimdi bak, eksi 10'a 20'yi, eksi 10'dan 20'ye çıkıyorum. Sonra da 0'a geri dönüyorum. Evet, bu grafiğim doğru. Eksi 10'dan 20'ye çıktım. Sonra da 0'a geri döndüm. Zamanlara bakayım. Zamanlar da doğru mu? Bakın, dikkat ederseniz eksi 10'dan 20'ye 3 birimim var.
3T demiş. Sonra geriye döndüğümde sabit süratle demiş ve 2 birimim var. O zaman o da değil mi? Arasını 2T sürede alacak ve sonuçta 5T'de benim sıfır konuma yani O'ya geri gelecek. Bu yüzden sorum bu şekilde oldu. Ne yaptık sadece? Soruyu okuduk. Sorudakileri buraya taşıdık. Buradakileri de grafikten yorum yaptık. Yani 3 aşamalı. Doğal olarak soru metremizde 3 zorluğuna erişti bu soru. Şimdi geldik burada neye geldik? Enerjiye geldik aslında. Eşit kütleli KLM cisimleri hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda V büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi fırlatılıyor. Biri dikey yukarı, biri aşağıya, biri de şu şekilde eğik bir şekilde yatayla değil mi bir açı yapacak şekilde fırlatılıyor. Buna göre cisimlerin hareket süreleri içerisinde 1. Yerden maksimum yükseklikleri arasındaki ilişki. Şimdi bak buraya geçtin ya aşağıya dikkat et kesinlikle sorusu bu. Kesinlikle sorusu mutlaka bir sorumuzun zorluğunu aslında bir kademe arttıran bir şey. Çünkü burada birkaç tane olay olabilir ama sana kesinlik sorduğuna göre bütün istisnaları düşünmen gerekiyor demektir. Şimdi başlayalım. Yerden maksimum yükseklikte aralarındaki ilişki. Yükseklikleri arasındaki ilişki. Yerden maksimum yükseklik dediği zaman bir kere sen şunun yerden kaç metre yükseklikten atıldığını bilmiyorsun. Bunu tahmin edebilirsin. Yani şu şöyle bir yere kadar çıkacak diyebilirsin ya da yukarı kadar çıkacak. Şu ikisi arasında yorum yapabilirsin. Neden? Bunun bütün hızını yukarı doğru, değil mi? Yukarı doğru atıldığına göre belli bir yükseklikte bunun nerede olduğunu bilmiyoruz ama şuradaki kinetik enerjisinin belli bir yükseklikte potansiyel enerjiye dönüşeceğini, tamamının potansiyele dönüşeceğini tahmin edebilirsin. Burada durum öyle mi? Hayır, burada durum öyle değil. Çünkü bu eğik atıldığı için en yukarıda olsa bile yine bir hızı olacaktır. Yukarıda hani yukarı doğru çıktığı zaman bile ne yapacaktır? Belli bir yükseklikte yine yatayda bir hızı olacaktır. Çünkü bak dikkat et burada düşey yukarı doğru bir hızı var. Burada aslında iki tane hızı vardır bunun. Bir düşey bir de yatay olmak üzere. Buraya dikkat edin tamam mı? Burada eğik atılanların yukarıda da istisna olarak söylüyorum bir hızı olduğunu unutmayın. Doğal olarak zaten yatay atıldığı için. Şimdi biz bu bilgiyi bilmemize bile gerek yok. Yukarı atılan bir cisim yatay eğik atılan bir cisimden daima daha yukarı çıkacaktır. Bu yüzden bunun daha az bir yükseklikte olacağını, yukarıya daha az bir yüksekliğe kadar çıkacağını söyleyebiliriz. Fakat şununla ilgili hiçbir bilgimiz olmadığı için, bu şey çok yukarıdan da atılmış olabilir, çok aşağıdan da. Yüksekliği hakkında bir fikrin olmadığı için zaten bu soruyu yapamazsın. Bunu işaretleyemezsin. Bu kesinlikle doğru olamaz. Yeterli bilgi yok. Tamam, onu oradan eledin. Maksimum kinetik enerjileri arasındaki ilişki. Şimdi maksimum kinetik enerjileri dendiğinde yine şunların yukarı doğru azalacağını biliyorsun. Doğal olarak bunların maksimum kinetik enerjileri aşağıdaki durumlarıdır. Şuradaki halleridir. Ama bu aşağıya doğru hızlanacak. Hızlanması sonucunda yere daha büyük, V'den daha büyük bir hızla çarpacak. Ve yere daha büyük bir hızla çarpacağına göre M'nin kinetik enerjisi çok büyük olacak. Diğerlerinden daha büyük olacak. Ama K ile L'ye baktığımızda K ile L'nin en büyük kinetik enerjilerini yerdeyken kazandığını biliyorum. Yerde bunlar en büyük kinetik. Nereden biliyorum? Yukarı doğru atılıyorlar, eğik atılıyorlar. Hızları azalacak. Doğal olarak da kinetik enerjilerin azaldığını söyleyeceğiz. Maksimum kinetik enerji sorulduğuna göre şu anlardaki kinetik enerjilerine bakmam gerekiyor. Hızları eşit, kütleleri de eşit olduğundan bunların kinetik enerjilerinin birbirlerine eşit olacağını söyleyebilirim. Tamam. Bunu da o zaman bu da yanlış oldu ve son yere çarpma hızları arasındaki ilişki. Yere çarpma hızlarında az önce söylediğim gibi bu aşağıya doğru inerken ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Ve bunun yere çarpma hızı V'den daha büyük olacaktır. O zaman en büyük Vm. Şimdi K ile L'ye baktığımda bunlar dönüşümü hatırlayın. Enerji dönüşümlerini hatırlayın. Sürtünmesiz ortamda cisimler mekanik enerji kaybetmediğine göre bu cisim yukarı çıkıp aşağıya indiğinde bu aşağıdaki seviyede de hızı V olacaktır. Yani yere yine
V hızıyla çarpacaktır. Burada ise cisim eğik atıldığına göre tamam yukarıya doğru hızı azaldı. Sonra tam burada yine V hızına erişecektir. Çünkü aynı seviyede olduğundan mekanik enerji sürtümü olmadığından korunacak ve aynı seviyeye erişecektir. O zaman K ile L'nin de yere çarpma hızlarının eşit olduğunu, kesinlikle eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sadece üçüncü öncülümüze kesin dedik. Olabilir sorusu olsaydı bunu da doğru kabul edecektim. Ama baştaki yükseklik bilinmediği için bunu doğru kabul edemiyorum. Ve ne var sırada? Elektrostatik ile ilgili bir sorumuz var. Elektrostatikte R yarıçaplı K ve L metal küresel cisimlerinden X nötr L ise negatif yüklüdür demiş soruda. L cismi yalıtkan düzlemde tutulmaktayken K cismi serbest bırakıldıktan sonra, şimdi bak bu artık sorumuza geçtik. Şurada bize verdi. Ben baktım L eksi yüklü. Tamam ikisi de metalmiş dedim. L cismi yalıtkan düzlemde tutuluyor. Bunu tutuyoruz. K cismi serbest bırakılıyor. Önce A'ya sonra B'ye hareket ediyor. Şimdi bu nasıl olacak? Zaten nötr cisimler, yüklü cisimler tarafından çekilirler. Bu yüzden K'nın serbest bırakıldığında A'ya doğru hareket edeceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Daha sonra A'ya çarpan K, A'ya dokunan K ne olacaktır? İkisi de iletken cisimler olduğundan sonuçta yük alışverişi yapacaklar. R yarıçaplıymış ikisi de. O zaman ikisi de yükleri paylaşacaklar. Her ikisi de eksi yüklenecekler. Bu andan sonra iki tane eksi yüklü cisim birbirlerini itmezler mi? İterler. Bu yüzden de iki cisim, şöyle düşünün, bu R'ydi, bu K'ydı. K geldi, dokundu, eksi yüklendi. Sonra eksi yüklendiği için ne yapacaktır? L'den kaçacaktır. Yani B'ye doğru ilerleyecektir. Şimdi diyor ki bu konu, bu olayı açıklamak için yukarıdakilerin hangileri kullanabilir? Nötr cisimler, yüklü cisimler tarafından çekilirler. Evet, baştaki bilgi bununla ilgiliydi. K'nın L'ye doğru ilerlemesi bununla ilgiliydi. Yüklü cisme temas eden nötr iletken cisim yüklenir. Kesinlikle yüklendi. Hatta nötr iletken aynı cins yükle yüklendi. Aynı cins elektrikli yüklü cisimler birbirlerini iterler. İşte burada da K'nın ve L'nin ikisinin de eksi olması durumu nedeniyle birbirlerini ittiklerini ve K'nın sonra B yönünde hareket ettiğine dikkat edeceğiz. Böylelikle bunun da doğru olduğunu, bu konuyu açıklamak için doğru bir bilgi olduğunu gördük. Burada da yukarıdakilerden hangileri kullanabilir? Hepsini kullandık. Yani 1, 2 ve 3 E seçeneğine ulaştık. Peki burada biz ne yaptık? 3 farklı bilgi kullandık. İlk önce olayın nasıl olduğunu yorumladık. Sonra da 3 farklı bilgi kullandık. Doğal olarak da soru metremizde biz bu soruyu 4 olarak görüyoruz. Bu konuyla ilgili de daha geniş bilgiyi elektrostatik videosunda rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada aynı cinslerin birbirlerini iteceğini bildiğimize göre zıt cinslerinde mesela K artı L eksi olsaydı bunların da birbirlerini çekeceğini unutmamak gerekiyor. Olsaydı ne olacaktı? Çekerdi birbirini. Ama böyle değildi. İkisi dokunduktan sonra aynı cins elektrikle yüklendiği için birbirini itecek. Ha, demek ki iki tane yalıtkan cismin varsa bu tutuluyor. Ve bu cisim bu tarafa doğru ilerliyorsa bana aksi söylenmediği sürece, şimdi buna eksi yüklü dedik, gene aynı cisimler K ve L, buna eksi yüklü dedi, sana sadece şuradaki iletken cismin ilk cisme, eksi yüklü cisme doğru ilerlediğini söylediyse bu iki şıkla olabilir. Bu bir nötr cisim olabilir, bir de pozitif yüklü cisim olabilir. Daha önce ÖSYM'e böyle bir soru sorduğunda başlangıçta ilk tanımlama cümlesinde başlangıçta iki cismin de, hatta üç cismini sormuş yanlış hatırlamıyorsam, üç cismin de başlangıçta elektrik yüklü olduğu bilindiğine göre demişti. Tamam?
sana bu cümleyi söylüyorsa, eğer elektrik yüklü olduğu biliniyorsa zaten nötr diyemezsin cisme. Elektrikle yüklüymüş. Ha, eksi cisme doğru yaklaşan iletken cisim tabii ki de pozitif yüklüdür. O zaman direkt pozitif diyebilirsin. Ama sana bunu söylemezse, yani cismin elektrikle yüklü olup olmadığını söylemezse, bu cismin nötr olduğunu bilmelisin. Nötr olabileceğini de bilmelisin. Elektrik yüklü KLM cisimlerinin bağlı olduğu iplerdeki gerilmeler sıfırdan farklıdır diye tanım cümlesi vermiş. Şurada bağlı olduğu ipleri görüyorum ve sıfırdan farklı olduklarını söylüyor. Sistem sürtünmesiz ve cisimleri etki eden elektriksel alan şekillerdeki gibi diyor. Buna göre KLM cisimlerin hangileri pozitif yüklüdür? Bu soru elektrik alan ve elektriksel kuvvetin temelde ne olduğu ya da yönü ya da hani büyüklüğünün nelere bağlı olduğu soruları 9. sınıfın 6. ünitesinde var. 6. ünitesinde bu konuyla ilgili bilgiler mevcut. Bu yüzden TYT'de karşımıza çıkabilecek bir soru bu da. Şimdi baktığımızda biz elektrik alanın artıdan eksiye doğru olduğunu biliyoruz. Yani artı yüklerden eksi yüklere doğrudur elektrik alan. Ve burada elektrik alanın yönünü bildiğimiz için, yani ne demek yönünü bilmek? Şurada elektrik alan bu şekildeyse burası artılar, burası da eksiler yönü, eksilerin olduğu taraf diyebiliriz. Gene burada artı ve eksiyi yazdığımızda şurada ne olacaktır? Bu sefer yukarıda artılar, aşağıda eksiler olacaktır. Çünkü elektrik alanın yönünün artıdan eksiye doğru olduğunu biliyorum. O zaman ben şimdi şunu söyleyebilirim. Eğer bir cisim düşeyle açı yapıyorsa, o zaman bu taraftaki artı yükler tarafından çekiliyor demektir. Yani K cismi eksi yüklüdür. Buraya baktığımda şimdi gene ne oluyor? Eksi yükler tarafına doğru bir şey var, bir eğilim var. O zaman biz burada bunun pozitif yüklü olduğunu söyleyeceğiz. Şurada ise normalde yer çekimi nedeniyle, değil mi, cismin bir ağırlığı var. Aşağıda durması gerekirken ipi gererek yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Demek ki bu cisme etki eden elektriksel kuvvet yukarıya doğruymuş. Bunu da buradan söyleyebiliriz. Ve burada artıya doğru gitmeye çalıştığına göre artı tarafından çekilmiş olmalıdır ki bu cismin yükü eksidir diyebiliyoruz. O zaman bu sorumuzda ne diyordu? Pozitif yükleri aradığına göre ben burada sadece L cisminin pozitif yüklü olduğunu söyleyebilirim. Ha, burada neler yaptık? Grafik vardı. Grafik şekil olduğu zaman, bizim bunları yorumladığımız zaman, bir kere soru sizi zaman olarak da, değil mi, bir miktar zaman kaybediyor. Bu yüzden zorlukta 1 derece 1 puan arttırıyor. Aynı zamanda bilgiye ihtiyacım var. Artıdan eksiye doğru olan bir yönden bahsediyoruz. Elektrik alanla ilgili bir büyüklüğe, bir yöne, bir bilgiye ihtiyacım var. Bu da artı bir puan. Bir de burada kıyas yaptık biz. Onlarla hani acaba artı mı eksi mi diye cisimleri kontrol ettik. Bu yüzden de soru zorluğumuz ne oldu? 3 oldu. Şimdi başka bir sorumuza bakıyoruz. Bu sorular nedir? Bu sorular su kütlesi, zaman, ısı ile ilgili sorular. Tamam, ısı soruları. Şimdi bu konuyla ilgili, ısı sıcaklıkta bu konuyla ilgili pek çok soru var. Bizim burada gene yorum sorumuz karşımıza çıkıyor. Isıl denge. Isı sıcaklık konusunda en sıkıntılı olan konulardan biri ısıl denge durumudur. Isıl dengede bu sene biz yorumdan bahsediyoruz. Şimdi ısıl dengenin aslında eskiden daha karışık olan, işte daha ekstrem dediğimiz sorular hesaplı sorulardır. Yani orada işte sıcaklık değişimi, hal değişimi falan, bu tür şeylerin MC, delta T, ML gibi durumlarda formülde yerine koyulur, sayılar bakılır, işte ortak şey nedir, ortak ısıl denge sıcaklık nedir şeklinde, ona göre kimin ne kadar erdiği bulunur. Fakat biz birinci sınavımızda böyle bir soru beklemiyoruz. Birinci sınavda müfredatında hesaplı sorular yok. 9. sınıf müfredatına baktığımızda, ısı sıcaklık konusuna baktığımızda, bu nedenle de karşınıza gelecek sorular bu şekilde olacaktır. Nitekim burada 2016 yılının LYS sorusu
Aslında şurada gördüğünüz grafikli soruya çok benzeyen bir soru. Biz burada işte grafikli soruluyor soru. Fakat diğer tarafta daha hani sözel olarak anlatılarak soruluyor. Sizin karşınıza aynı soru çok farklı şekillerde gelebilir. Isıl dengede durum budur. Yani grafikli olunca farklı bir şeymiş gibi düşünmeyin. Burada önemli olan bu sorunun tabii ki zorluğu bir tık daha fazla. Neden? Çünkü yorum yapacaksın burada. Grafik okuman gerekiyor. Grafikteki şu eğrinin ne demek olduğunu bilmen gerekiyor. Ya da öncülleri bilmen gerekiyor. Bu yüzden hani direkt aynı soruları şey yapmayın. Oturtup ezber kalıp olarak ezberlemeyin. Ne yapacaksınız siz? Burada söylediğimiz şeyleri yorum yapacak şekilde aklınızda tutacaksınız ya da bununla ilgili bir iki defa aynı tip sorudan çözdüğünüz zaman ne olacaktır? Isıl denge konusu daha iyi oturacaktır. Bu zeka ile ilgili bir soru aslında, tamam mı? Zeka oyunu gibi bir soru, öyle düşünün. Hani zeka oyunları vardır ya, sana birkaç bir şey verir, işte şu nedir, bu nedir gibi sorusu. Bu soruları ben ona benzetiyorum. Bu yüzden aslında çok eğlenceli soru tipleridir, tamam mı? Şimdi birlikte şu soru tipine bir bakalım. Su kütlesinin zaman grafiğinin olduğu bir grafik sorusu. Deniz seviyesinde diye başlamış soruya ve ısıca yalıtılmış bir kapta. Şimdi deniz seviyesi aslında sana şunu söylüyor. Yani basıncının 1 atm olduğunu söylüyor. Ya bu benim işime ne yarayacak? Yani isterse 2 atm olsun, ne olacak ki? Aslında bu senin işine çok yarayacak. Çünkü deniz seviyesi dediği zaman sen suyun donma sıcaklığının 0 derece Celsius olduğunu bileceksin. 0 derece Celsius. Eğer 2 atm olsaydı bununla direkt 0 derece Celsius diyemeyecektin. Daha farklı bir değer olacaktı. Bu yüzden sen suyun kaynama ve donma sıcaklıklarını, kaynamayı 100, donmayı da 0 olarak almak istiyorsan deniz seviyesinde olmalısın. Bir kere sistem. Isıca yalıtılmış kapta ne demek bu? Dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya bir ısı kaybı ya da ısı girişi olmayacak demek. Suya kapta bir miktar su varmış. Bir parça buz bırakılıyormuş. Buz bırakılıyor. Tamam. Kaptaki suyun kütle zaman grafiği şekilde verildiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Diyor ki suyun T = 0 andaki sıcaklığı 0 derece Celsius'tur. Şimdi bir, daha önceki videolarda 0 derece Celsius'ta 0 santigrat dereceyi de aslında kullanabiliyoruz. Ama şimdi bak, şuna dikkat edin. Derece Celsius bu bilimsel bir ifadedir. Ama santigrat derece dediğimizde ülkemizde kullanılıyor ama bu pek bilimsel bir tanım değil aslında. Derece Celsius daha bilimsel. Bu yüzden genellikle okurken de bunu kullanıyoruz. Şimdi suyun T = 0 anındaki sıcaklığı 0 derece Celsius'tür diyor ya, ben bunu nereden bileceğim? Şimdi sen su içerisine bir miktar buz atıldığında su kütlesinin atıldığı anda azaldığını fark ettin mi? Su kütlesi azalıyor. Kütle zaman grafiklerinde eğimli olanlar hal değişimleridir. Hal değişimi. Demek ki burada bir hal değişimi söz konusu. Su kütlesi azaldığına göre burada suyun donduğunu söyleyebilir. Su donuyor burada. Su hangi anda donmaya başladı? Buz kaba atılır atılmaz donmaya başladı. Peki su nasıl olur da buz kaba atılır atılmaz donar? Demek ki yeterli derecedeymiş. Ne demek bu? Donma sıcaklığındaymış. Yani suyun ilk sıcaklığı 0 derece Celsius'muş. İşte bu yüzden bunu tikledik. Kütle zaman konuyu şimdi anlatıyoruz ya, su kütlesi zaman grafiği. Bak buna dikkat et, tamam mı? Eğer bana aynı soru için şöyle bir grafik söylenseydi, ben burada suyun hemen donmadığını, bir müddet su kütlesinin sabit kaldığını gördüğümde şunu bilecektim. Sonra bak su kütlesi azalmaya başlamış. Burada gene donma var. Tamam. Ama burada şunu bilecektim ben. Burada demek ki suyun ilk sıcaklığı donma sıcaklığı değilmiş. Suyun sıcaklığı 0 derece Celsius'tan daha büyükmüş. Çünkü 0 olsaydı hemen donmaya başlayacaktı. Demek ki daha büyük ki sıcaklığı önce 0'a düştü, sonra donmaya başladı. Tamam. Bu bir. Nedir bu?
eğer böyle olsaydı, tamam? Şimdi bizim sorumuz öyle değil. Bizim sorumuz da bu şekilde verildi. Hemen biz şunun 0 derece, şu andaki sıcaklığın 0 derece Celsius olduğunu söyleyebiliriz. Ama düz olsaydı ilk sıcaklığı 0'dan büyük olacaktı. Suyun, iç su için konuştuk. Şimdi ikincisi, buzun teştir 0 andaki sıcaklığı 0 derece Celsius'tur. Bak, şunu unutma. Isı denge sorularında su ve buz bir araya geldi. Suyun donmasını istiyorsan buzun sıcaklığının sıfırdan çok daha düşük olması gerektiğini, eksi 10, eksi 20, eksi 30, tamam mı? Sıfırdan düşük olması gerektiğini unutmuyoruz. Sıfırdan düşük olacak. Bu nedenle de buzun teştir sıfır andaki sıcaklığı 0 derece Celsius olmayacaktır. Buradan daha düşük sıcaklıklarda olacaktır. Şimdi karışımın 2 tayağındaki sıcaklığı demiş. Şimdi ben bakıyorum, donuyor su ve belli bir yerde duruyor, değil mi? Artık burada ne olduğunu biliyorum ben. Şimdi şurada su dondu. Zaten buz da atılmıştı kaba. Burada su da olduğuna göre, su kütlesi sıfıra inmediğine göre, burada su artı buz olduğunu, 2 tayağında kapta su ve buzun birlikte olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu durum sadece 0 derece Celsius'ta mümkündür. Bunu unutmayın. Demek ki karışımın 2T anındaki sıcaklığı 0 dereceden küçüktür. Yanlış, değil mi? 0 dereceye eşit olmalıdır. Çünkü artık ısıl denge, şurada ısıl denge olduğunu fark ediyorum. Ve ne olacaktır? Yargılarından hangileri doğrudur? Cevap Adana'dır. Yargılarından birinci yargı doğrudur. Şimdi bak, bu ısıl denge var ya, bu konunun en karışık kısmıdır aslında. Bu kısım dediğim gibi hani şey, zeka bilmecelerinde olduğu gibidir. Şu şöyleyse bu böyle, işte bu böyle verilseydi şöyle olacaktı gibi. Ama bak, dediğimi unutmazsanız, şurası hal değişim olan yer. Burası ise, kütle zaman grafiği için söylüyorum, şurada hal değişimi olur. Burası da ısıl dengenin gelebileceği noktadır. Ama sen hani baş da hemen bir düz verirse sana, su kütlesinin düz olduğunu, sonra azaldığını verirse, o zaman sen şunu bilirsin. Donma hal değişimi burada olmuş, çünkü su kütlesi azalıyor. Ne oldu bu suya? Dondu. Donma burada, hal değişim burada olduğuna göre şurada niye dümdüz bu grafik? Çünkü burada sıcaklığı, donma sıcaklığına geliyor. Demek ki ilk sıcaklığı sıfırdan daha büyüktür diyebiliriz. Tabii ki de bu sorunun da zorluğu daha büyüktü. Daha fazlaydı. 5'ti. Çünkü her bir öncül farklı bir şey gösteriyordu. Şimdi iki gözlemeden birini patatesli, diğerini peynirli isteyen bir kişi patatesli gözlemenin daha geç soğuduğunu fark ediyor. Bak, patatesin öz ısısı, yani C'si daha büyüktür. Kimden daha büyüktür? Peynirden, patates diyelim. Bu da peynir olsun. Peynirin öz ısısından daha büyüktür. Öz ısı şu demektir. Mesela şuna bir sayı veriyorum. Sadece hani görsel olarak görmeniz için bir sayı veriyorum. 0.2. Buna da 0.1 veriyorum. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Eğer sen 1 derece arttırmak istiyorsun bunların sıcaklığını. Buna 0.10'da 1'lik enerji vereceksin. Eşit kütlesi için söylüyorum. 0.10'da 1'lik enerji vereceksin. Buna da eşit kütle için 0.10'da 2'lik enerji vereceksin. Şimdi burada buna, değil mi, patatese daha fazla ısı vermen gerekiyor. Tersini düşünelim. Bunların soğuması için de patatesin daha fazla ısı dışarı vermesi gerekiyor. Doğal olarak da patatesli gözleme daha geç soğuyacaktır. Çünkü öz ısısı peynirinkisinden daha büyüktür. Biz bu tip şeylerden, yani patates, peynir falan, ufak şeyler için söylüyorum. Ya da işte kütlesi birbiriyle çok da farklı olmayan şeyler için söylüyoruz. Buralarda hani öz ısı ile ısı sahasını birbiri yerine yorumda kullanabiliyoruz aslında. Mesela burada şunu demem gerekiyordu, değil mi? Isı sahası, patatesin ısı sahası peynirin ısı sahasından daha büyüktür demem gerekiyordu. Evet, doğru. Patatesin ısı sahası peynirin ısı sahasından daha büyük. Ama şöyle düşünün. Burada öz ısı temeldir. Yani neden daha fazla büyük? O kütleden fark etmiyor. Kütle farkıyla ilgili değil. Öz ısısı daha büyük olduğu için patatesli gözleme daha geç soğuyor. Anlaştık mı?
Bu yüzden de bu olayla ilgili mesela neyi örnek verirler? Denizlerin karalardan daha geç ısınması ya da daha geç soğumasını örnek verirler. Burada da suyun denizlerde ne var? Su var. Suyun öz ısısının karalardan daha büyük olması, karadan daha büyük olması bizim için ne oluyor? O zaman karalar öz ısısı küçük olduğundan daha çabuk, daha az miktar ısı verecekler. Veriyorlar ama denizler daha büyük miktarda ısı vermeleri gerekiyor ısınmalar için ya da soğumaları için. O zaman ne oluyordu? Denizler şey olmuyor, daha geç ısınıyor ya da daha geç soğuyor. Şimdi uzun süre gölge, o zaman bunu tikledik bu arada. Uzun süre gölge ve soğuk bir ortamda bırakılmış. Şimdi sana soru da uzun süre dediği zaman sen şunu bileceksin. Söyleyeceği cisimler ısıl dengede bunu bileceksin. Uzun süre gölge ve soğuk bir ortama bırakılmış tahta ve metal parçasına dokunulduğunda metalin daha soğuk hissedilmesi. Şimdi bu uzun süre aynı ortamda bırakılmış ya, bunların öz ısıları falan, onları geç. Çünkü bunlar zaten ısıl dengedeler. Tamam? Burada ısıl dengeye gelmeye çalışırken biz öz ısının önemli olduğunu söylüyoruz. Burada artık ısıl dengedeler. Isıl dengedeler, iki cismin de sıcaklığı, son sıcaklığı aynı. Ben ikisine de dokunuyorum. Birini daha soğuk, birini daha sıcak hissediyorum. Aynı sıcaklıktakilere dokunduğum zaman nasıl böyle bir şey hissederim? Isı iletim katsayısından. Tamam? K nedeniyle. Isı iletim katsayısı. O zaman ısı iletim katsayısı olduğuna göre ne olacaktır? Metalin ısı iletim katsayısı daha büyüktür. Metalin ısı iletim katsayısı daha büyüktür. Doğal olarak da daha çabuk ısıyı vermiştir bana, daha hızlı vermiştir. Ben de ısı iletim katsayısı daha büyük olduğu için hemen soğukluğu hissetmişimdir. Doğal olarak da burada öz ısı ile ilgili bir büyük bilgi söz konusu değil. Neden? Sistem ısıl dengedeydi. Yükseklere çıkıldıkça buzun erime noktasının yükselmesi de basıncın erime noktasına etkisiyle ya da donma noktasına etkisiyle ilgilidir. Burada da öz ısıdan bahsetmek mümkün değil. Doğal olarak da cevabımız Adana seçeneğimiz oluyor. Bununla ilgili de daha fazla, daha uzun örnekler isterseniz bunu da ısı, sıcaklık, iç enerji, hal değişimi, ısıl denge, enerji iletimi, özellikle enerji iletimi videolarında bununla ilgili daha uzun bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu yüzden de burada soru metremizde 4 zorluğunu görüyoruz. 4 zorluğunu fark ediyoruz. Peki bununla ilgili başka nerelerden çözebilirsiniz sorular? Bununla ilgili FKB kitabımız var. Hızlı tekrar kitabımız. Burada son bir tekrar yapmak isteyen arkadaşlarım için bu kitap çok uygun bir kitap. Her üniteyle ilgili, değil mi? TYT'nin her ünitesiyle ilgili hemen sorumuz var. Burada bizim çözdüğümüz sorulardan da yola çıkarak, hani burada bu videoyu izledikten sonra hocam hangi soruyu çözeyim derseniz hemen burada 19. sayfaya kadar göstereyim hemen. 6. sayfa ile 19. sayfa arasındaki soruları çözebilirsiniz. Bununla da birlikte bu sorulardan hani kendinize bir tekrar yapabilirsiniz. Burada tabii ki de daha değişik sorular olacaktır. Son bir tekrar hocam nereden yapayım dediğiniz zaman FKB Hızlı Tekrar kitabından yapabilirsiniz. Yeni müfredata kesinlikle uygun sorulardır. Ve ödüllü sorumuz. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yazın. Ödüllü sorunun cevabına göre size o konuyla ilgili bir taktik vereceğim bir dahaki videoda. Bu yüzden hani hangi konuyla, çok genel yazmayın, daha spesifik şeyler yazın. Tam olarak neyi anlamadığınızı yazarsanız ben sizin o konuyla ilgili daha çok soru çözebilmeniz için, daha rahat soru çözebilmeniz için bir taktik vereceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.